La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed ya Resulallah, ya Habiballah. Ya Resulallah, ya Habiballah, ya Nebiyallah. Hariciler. Neden hariciler? Ali bin Ebi Talib gibi radıyallahu an, Muaviye gibi radıyallahu an, Amr bin As gibi ve onları seven diğer sahabeleri tekfir eden, yani kafirdir, mührünü vuran, mallarını, canlarını ve ırzlarını helal sayan hastalıklı bir topluluktur hariciler. Hastalıklı bir topluluktur. Hem psikolojikmen, hem de fiziken, hem ruhen, hem madden, hem manen, her yönüyle hastalık. İslam'ın ilk temsilcilerini tekfir edip Peygamber aleyhissalatu vesselamın göz bebeğini öldürmeye çalışan bir topluluk hasta olmasında kim olacaktır kardeşler? İslam tarih kitaplarının sayfasına gözyaşı döktürecek bir olayı maalesef haricilerin eliyle yaşanmıştır. Nahravan Savaşı'nı duymuşsunuzdur kardeşler. Ali bin Ebi Talib döneminde radıyallahu anh hariciler zuhur ediyor. Tekfir ediyorlar, kafir görüyorlar Hazreti Ali'yi. Hakem olayından dolayı. Hazreti Ali radıyallahu anh bunların tekrar eski hallerine dönmesi için İbn Abbas'ı gönderiyor. Git diyor, onlarla tartış, müzakere et, münazara et. Onları Allah'ın kitabına davet et, Resulullah'ın sünnetine davet et. Ve diyor bunlar diyor yaptığı hatalardan dönsünler. Bir rivayette 4000 kişi rücu ediyor. Tekrar eski hallerine geri dönüyorlar. Yalnız diğer grup haddi aşmakta devam ediyor. Ve halka halka büyüyorlar. Dalga dalga büyüyorlar. Ali bin Ebi Talib bunlarla savaş yapmaya karar veriyor. Bakın savaşacakları insanlar. Alınları secdeli, sakallı, oruç tutan. Resulullah'ın ifadesini şimdi kullanayım size. Namaz kıldıklarını gördüğünüzde kendi namazınızdan utanacaksınız diyor. Allah'a emanet. Şimdi böyle bir adamlarla kılıç kılıça geleceksiniz. Ve asıl işte bu Nehravan olayını patlatan bir olay yaşanıyor. Bu olayı da daha sonra bunlardan kaçan, yani haricilerden kaçıp Hazreti Ali'nin saflarına katılan bir kişi anlatıyor. Onların bu hastalıklı ruhlarından rahatsız oluyor. Bakın olay çok acı, çok ağır. Vallahi o gün eğer bu olaya bir kuş, bir hayvan şahit olsaydı yemin ediyorum ki yüreği parçalanmıştır. Olay bakın şu. Diyor ki bu adam, biz yavaş yavaş Ali bin Ebi Talib ile savaşmak için ordu topluyoruz. Bir Cevha Nehri etrafında diyor bir araya geldik. Bütün gruplar köylerden, kasabalardan, illerden, ilçelerden Hazreti Ali ile savaşmak için ordu topluyorlar. Allahu Ekber. Peygamberin damadıyla. Allahu Ekber. Ordu toplanıyor. Bu adam diyor ki yol üzerinde diyor elbisesine diyor böyle bürümüş, korktuğu her halinden belli olan diyor bir adamla karşılaştık. Dediler ki hariciler adama, sen herhalde bizden korkuyorsun. Dedi ki adam, evet korkuyorum. Sen dediler, dikkat edin şimdi isme ne olur kardeşlerim. Sen Habbab bin Eredin diyor, oğlu diyor Abdullah mısın? Allah. Adam diyor ki evet diyor. Ben diyor Habbab'ın oğlu diyor Abdullah'ım. Bu Habbab kim biliyorsunuz değil mi abiler? İslam'a ilk giren Müslümanlardan, işkencenin en ağırına tutulmuş, en ağır imtihanlardan geçirilmiş, bırakın adamlar tarafından işkence görmeyi, sahibesi bir kadın demiri ateşte kızartıp Habbab bin Eret'in başına koymuş. Sırtımı diyor öyle bir dağladılar ki sırtımdan çıkan diyor yağlar onların diyor gezdirdikleri ateşi söndürdü. Ömer bin Hattab diyor sırtımı kaldırırdı. Aç ey Habbab da senin sırtına bakarak ibret alalım diye
bakılan bir adamın oğlu bu. Müslümanlar, sıradan bir adam değil Abdullah. Diyorlar ki babandan işittiğin bir hadis var mı? Kimden? Habbab bin Eret'ten, yani baban Habbab'tan işittiğin bir hadis var mı? Var diyor. Yahu bu insanlar var ya, bu sahabe topluluğu, sahabenin elinden geçmiş, hastalıklı ruhlar, hariciler hariç, bu insanlar ne kadar fedakar, ne kadar cefakar, kendilerine hak, hukuk sorulduğunda korkusunu yenen, aslan kesilen bu adamlar var ya, vallahi ayaklarına kum olmuş ağzı olur. Diyor ki ben babamdan şunu işittim. Öyle bir fitne çıkacak ki, o günü kastediyor, onların içinde bulunduğu aymazlığı kastediyor. Öyle bir fitne çıkacak ki, o gün oturan ayakta durandan, ayakta duran yürüyenden, yürüyen koşandan daha hayırlıdır. Öleceksen o fitneler döneminde mazlum olarak öl diye babasından bir hadis nakledince hemen kendisini, yani Abdullah'ı ve anımını esir alıyor hariciler. Yola devam ediyorlar. Acı tabloyu şimdi seyredin aziz dostlar. Yola devam ediyorlar. Yolda yürürken bir hurma tanesi buluyor harici askerlerden biri. Hurmayı ağzına atıyor. Yanındakiler diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. Bu diyor anlaşmalı olduğumuz topluluğun bahçesinden düşen bir hurmadır. Kendine diyor bunu helal nasıl görürsün? Adam hemen ağzındaki hurmayı atıyor çıkartıyor. Subhanallah. Gören de ne kadar takva ve züht ehli olduğunu görecek. Hissedecek. Sonra biraz daha devam ediyor. Bir domuzla karşılaşıyorlar. Askerlerden biri domuzu hemen öldürüyor. Diğeri hemen çıkışıyor. Yahu diyor bu anlaşmalı olduğumuz topluluğun hayvanıdır. Sen diyor bunu kendine nasıl helal görüyorsun? Allahu Ekber. Bu sözü artık Abdullah işitince herhalde artık bu sözü söylemek vacip olmuştu. Dedi ki ben size bunlardan daha fazla hak sahibi olan bir şeyi söyleyeyim mi? Yani korunması gereken, savunulması gereken, tutulması gereken bir şeyi söyleyeyim mi? Buyur dediler. Benim dedi, ben. Ya bırakın domuzu, bırakın domuzun sahibi Hristiyanları, bırakın hurmayı, hurmanın sahibi müşrikleri. Yahu ben sahabe çocuğuyum, ben Habbab'ın oğluyum, velev ki günahkar olayım, velev ki isyan sahibi olayım. Yahu bu adam, yani Abdullah, babasının hatırına baş tacı edilmesi lazım. Ya bu kadar aymazlık olur mu Müslümanlar? Ne yapıyorlar peki? Bu sözü hemen duyuyorlar. Abdullah'ı tutuyorlar, bir nehrin kenarına getiriyorlar. Hemen gırtlağını kesiyorlar. Diyor ki bu olayı anlatan adam, ben diyor Abdullah'ın o sıra diyor kanlarının böyle diyor etrafta, suyun etrafında dönüp dolaştığını, sonra da diyor kaybolduğuna diyor şahit oldum. Abdullah'a bunu yaptınız da hanımına ne yaptılar peki? Hamile olan kadının karnını yardılar. Kadını parçaladılar. Bu alçak hasta ruhlar. Ondan sonra bütün İslam diyarlarında bunun korkusu dalga dalga yayılmaya başladı. Artık Hazreti Ali dayanamaz hale geldi. Hazreti Ali dayanamaz ve ordusunu hazırlar. Nehraman denilen bölgede haricilerle büyük bir savaş yapılır. Tevbe edenler, dönenler olduğu gibi bu uğurda ölenler de olmuştur. Ve İslam tarihi şimdilerde zuhur edecek olan Hazreti Ali döneminde zuhur eden harici hastalığına tutulmaya her süreç içerisinde rastlamıştır aziz dostlar. Şu an halen etkisi devam etmektedir. Ne olur bugün bakın. Bu hasta ruhlar, bu hastalıklı kalpler, hastalıklı bedenler Suriye'de, Irak'ta, şimdi yakın zamanda Pakistan'da ve Afganistan'da molla insanları, alim insanları, mücahid insanları, muttaki insanları, secdelerde gözyaşı döken adamları, Allah Allah diyen insanları, sırf kendileri gibi düşünmediğinden, kendileri gibi hareket etmediğinden, kendileri gibi meseleyi tahlil etmediklerinden, ne Yahudi, ne Hristiyan, ne müşrik, ne ateist değil. Sakalları yerlere değen insanların kafalarını kesmektedirler. Bu alçak hasta ruhlar. Gidin bakın şu an. Öldürülenler kimler? Ne olur bir bakın. Bu hasta ruh Hazreti Ali döneminde çıktı. Allahu alem kıyamete kadar devam edecektir. Allah onların da şerlerinden bu İslam ümmetini korusun. Amin.
Velev ki bu hadis zayıf olsun. Taberani'de geçen bu hadis, Heysemi'de geçen bu hadis birilerine göre zayıf olsun. Ya vallahi de hakkınızı helal edin ama şu yakın süreç insana öyle şeyler gösterdi ki, herhalde birilerini öyle bir tecrübeli hale getirdi ki, kim harici zihniyetli insanlarla istişare eder, sırlarını söylerse, herhalde çok kısa bir zaman sonra kılıçlarının gölgelerini onlar kendilerinin üzerinde hissedeceklerdir. Ve böyle olmuştur. Maalesef Suriye böyle olmuştur. O hasta ruhlar kendilerini gizlediler orada. Kendilerini sakladılar Şam coğrafyasında. Müslümanların gölgesinde kaldılar. Müslümanlarla yediler. Müslümanlarla içtiler. Ama vallahi de Allah'ın ifade buyurduğu gibi kinlerini sakladılar. Kalplerine mezar yaptılar sırlarını. Ne zaman? Geçmedi tam bir yıl sonra. O yiğit insanları tek tek kestiler meydanlarda. Hele Müslümanlardan kadı olan, kadı ne demek biliyorsunuz değil mi? Fetva ehli. Hüküm koyan adam. Bir kadıyı homoseksüel bir adamla beraber idam ettiler. Baltayla kestiler bu hasta zihniyetli insanlar. Ya gördünüz mü? Sizin kadınızı da, sizin homoseksüeliniz de bizim için eşittir dediler. Senin ve benim gözlerimin içine baka baka. Bu saatten sonra yahu yok şuymuş. Müslümanlarmış. İslam coğrafyalarının bir gülüymüş. Varsın böyle bir gül batsın. İslam ümmetine kere gibi yapışan. İslam ümmetinin ciğerini parçalayan. Kan gibi emen. Evet vallahi bu ayetle muhataptır aziz dostlar. Velev ki bu hadisi zayıf görsünler veya hiç kabul etmesinler. Tarih onların yaptığını, evet vallahi de şu zamanda bu ayeti tefsir etmektedir.